kültür. 5846 sayılı telif yasasına açık hüküm olarak eser sahibinin telif sözleşmesini 2 yıl içinde yeniden düzenleme hakkı saklıdır ibaresi ekleyeceğiz. Sanat eserlerine saldırı ve sanatçıya yönelik şiddeti önleyecek tedbirleri alıp bu suçlarda ihal ve infaz indirimi uygulanmamasını sağlayacak düzenleme yapacağız. Harika çocuk yasasını güncelleyip işlerlik kazandıracağız. Ülkemizde üretilen kültür ve sanat ürünlerini dijitalleştirip veri bankasında muhafaza ederek Türkiye kültür envanteri veri tabanını oluşturacağız. Türkiye'yi festival yasaklarıyla değil, festival teşvikleriyle anılan ülke hüviyetine kavuşturacağız. Mülki idari amirleri konser, festival, etkinlik, fuar gibi kitlesel katılımlı faaliyetler için hiçbir kısıtlayıcı tasarrufta bulunamayacak. Ulusal Sinema Enstitüsü'nü kuracağız. Sinema sektörünün gelişimi için meslek liselerinde sinema bölümleri kuracağız. Engelsiz sanat portalı kuracağız. Gençlerin aktivitelere 25 yaşına kadar ücretsiz katılımı için kültür kartı vereceğiz. İl kültür müdürlükleri bünyesinde müzisyenlerimizin eserlerini ücretsiz şekilde kaydedebilmesini sağlayacak ses kayıt stüdyoları kuracağız. İklim değişikliği, doğa hakları ve çevre. Çevre kanununu doğa hakları temelinde yeniden düzenleyeceğiz. Türk Ceza Kanunu'ndaki çevre suçlarının kapsamını genişletip cezalarını arttıracağız. Fiziksel kapasitesi yetersiz, çevreyi kirleten sanayinin şehir içinden taşınmasını sağlayacağız. Yeşil organize sanayi bölgeleri kuracağız. Yeşil dönüşümü destekleyecek müstakil ve uzmanlaşmış bir finansman kuruluşu olarak İklim Bankası kuracağız. Paris İklim Anlaşması'nın hedefini ve gerekliliklerini yerine getirecek anlaşma prensipleri doğrultusunda 2050 yılı net sıfır karbon emisyonu hedefi koyacağız. Bu hedefi tutturmak için bir programla en kısa sürede kömürden çıkacağız. İklim kanunu çıkarıp ilgili düzenlemeleri bu kanunla uyumlu hale getireceğiz. İklim özel elçisi atayacağız. Kalıcı yaz saati uygulamasına son vereceğiz. Ormanlar. Orman yangını olan alanda otel ve yerleşime izin vermeyip rant alanına dönüşmesine engel olacağız. Orman yangınıyla mücadelede havadan erken müdahale ve kurtarma milli filosu kuracağız. Bunu Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satarak elde edilen gelirle yapacağız. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını ülke genelinde en az 2 katına çıkaracağız. Enerji. Üretim yapamayan, ekosisteme zarar veren hidroelektrik santrallerinin mevcut durumu ve sözleşme detaylarını gözden geçireceğiz. Yeşil hidrojen enerjisi yol haritası hazırlayacağız. Kendi enerjisini üreten bina yatırımlarını teşvik edeceğiz. Madencilik. Yeni bir maden yasası çıkaracağız. Yurt genelinde ruhsatsız madenlerin çalışmasını derhal önleyeceğiz. Rehabilite edilmeyen maden sahalarının ruhsat sahiplerine yeni ruhsat vermeyeceğiz. Hayvan hakları. Hayvan haklarını anayasal güvence altına alacağız. Hayvanların yaşama haklarını teminat altına alan hayvan hakları yasasını çıkaracağız. Yaban hayvanı ticareti gibi uygulama ve ihaleleri yasaklayacağız. Tarım. Tarım, su ürünleri ve ormancılıkta kullanılan özel tüketim vergisi yükünü kaldıracağız. Çiftçilere gübre ve tohum maliyetinin yarısını destek olarak geri vereceğiz. Destekleri çiftçi tarlayı sürmeden ödeyeceğiz. Alım fiyatlarını sezon öncesinde açıklayacağız. Tarımda kadına ve 30 yaş altındaki gençlere sosyal güvenlik prim desteği vereceğiz. Çiftçimizin tarım, Bağkur prim ödemesini hasat sonrası faizsiz ödeme şeklinde planlayıp sağlık güvencesinden de faydalanmasını sağlayacağız. Tarım kredi kooperatiflerinden kullandıkları kredi faizini silip yeniden yapılandıracağız. Çiftçimizin traktör, biçer döver, tarım makinesi gibi üretim araçları ve canlı hayvan varlığının hiçbir şekilde haczedilmemesini sağlayacağız. Biyogüvenlik kurulunu yeniden kuracağız. Sanayi ve teknoloji, esnaflar, sanatkarlar. İlk konut alımında kapı harcı almayacağız. Şoför esnafının 10 yaş üzerindeki araçlarının yenilenmesinde özel tüketim vergisi almayacağız. Savunma sanayi. Aselsan, TAİ, MGE, Roketsan, TEİ ve Havelsan'ı global şirketlere dönüştüreceğiz. Mevcut ve yeni projeleri hızla hayata geçirmek için Sakarya Tank Palet Fabrikası'nın tahsis işlemlerini hukuki mevzuat çerçevesinde iptal edeceğiz. Yarının Türkiye'si için.